Odayı kapatalım. Gözüküyorsa. Net gözüküyor mu? Görünüyor. Sesim ulaşıyor mu? Öncelikle geldiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah. Siz hocam sağ olsun davet etti. Konu da artistik olunca elimizden geldiği kadar hani bu alanda bir şeyler yapmak amacıyla, tanıtmak amacıyla en azından. Ben de kendi birikimlerimden bir şeyler anlatmak istedim. Kendimi tanıtarak başlayayım ben. İsmim Alper Akgül. Go Plan firmasında çalışıyorum. Yani özel sektörde benim şey olarak. Firma olarak biz akustik ve titreşim konularında çalışıyoruz. Tek yaptığımız iş bu. Şey için biraz değişik bir durum ama yani öyle. Yani biraz şey bir firmayız. Bugün de daha çok bina akustiğiyle ilgili ölçümleri nasıl yapıyoruz, ne ölçümler var, neden yapıyoruz bunları, bunun gibi konulardan bahsedeceğim. Ama başlamadan önce sizden katılımcıları şey yapmak açısından hepiniz akustik dersini alıyor musunuz yoksa aranızda hiç bu konularla ilişkisi olmayan var mı? Hepiniz de mimar numarası herhalde. Ayrı bir grup yok yani. O zaman ona göre çünkü şeyin de tabii davranmam gerekiyor. Önce bir konu başlıklarını görelim. Bugün anlattığım planladığım şeyler arasında bir temel ses kavramları, gerçi Filiz hocam zaten size bu bilgileri veriyordur ama hani bir şey yapmak açısından, bir hızlıca geçmek açısından ne nedir? Çok kritik gördüm tanımları not aldığımda. Onlardan biraz bahsedeceğim. Arkasından buraya koymadım ama ben faydası olduğunu düşünüyorum. Yani eğer akustik ve titreşimle ilgileniyorsanız, akustik ve titreşimde hani neler yapılıyor, ne tip uygulamalar var, yani hani mimarinin dışında da akustik ve titreşim konusunda bir şeyler yapılıyor. Yani neler var, en azından yurtumuzu açmak açısından bir hızlı bir şey var, onları göstereceğim. Arkasından bina akustiği dediğimiz kavram tanımını yapacağız önce. Ondan sonra açıklama yapacağım. Ne tür ölçümler var, nelere bakıyoruz, neden ölçüyoruz bunları. Ve son olarak da hacim akustiği ya da siz başka bir isim veriyor musunuz bilmiyorum çünkü bunların bir standardı yok. Ve hacim akustiği ile ilgili bilgiler vereceğim. Bunun bir kısmını görmüş de olabilirsiniz ama hani sizin için de tekrar edeceğim en azından. Akışımız da sabahki bölümde sunumları yapmayı planlıyorum. Yani daha çok teorik slaytlar üzerinden gideceğiz. Öğleden sonraki kısımda ise tamamen uygulama. Yani ses kaynağımızı getireceğiz, cihazımızı getireceğiz, her şeyi getireceğiz. Burada ölçüm yapacağız. Yani sabah anlattığımız şeylerin öğleden sonra uygulamasını yapacağız. Direkt. Asıl eğlenceli kısım öğleden sonra. Şimdi şeyle başlayalım. Dersi aldığınıza göre hani pek çok kavramı zaten duymuşsunuzdur veya biliyorsunuzdur ama ben yine biraz tekrar etmiş de olmak istiyorum. Biraz da sizi ısındırmak açısından. Aslında bu hani sizin bir dönem aldığınız veya benim normalde bir veya iki gün verdiğim bir eğitimdir bu. İçinden çok temel gördüğüm yani önemli gördüğüm şeyleri seçtim. O slaytlardan oluşan kısa bir sunumumuz var. Bunların içinde neler olacak? Bir kere sesin ve gürültünün tanımını yapmakta fayda vardır her zaman. Yani yaptığınız şey neyse onun bir önce tanımını bilmekte fayda var. Yani neyi konuşuyoruz biz? Arkasından işte ses nasıl iletiliyor onunla ilgili kısa bir slaytımız var. Sonra desibel kavramı. Hani akustik deyince zaten desibel akustikle özdeşleşmiş bir kavram. Onu açıklayacağız. Arkasından işte sesi bile oluşturan bileşenler nelerdir? Bunlardan hızlıca bahsedeceğiz. Kulağın algılaması nasıl oluyor? Yani neyi kulak duyuyor? Bizim ölçüm cihazımızdan farkı nedir? Bunlarla ilgili birkaç kritik slide var. Arkasından da hani mimari akustikte
mimari akustiğin tanımını da yapalım istiyorum. Ve böylece bir başlangıç yapmış olalım. Arada sorularınız olursa lütfen sorun. Hani anlamadığınız veya kafanızda takılan bir şey olursa açıklamaya çalışırız. Çünkü ilk sonuçta yapı akustiği diye şey yaptık değil mi? Dersin adını gürültü ölçümleri dedik ya da ses ölçümleri dedik. Yani ses ve gürültü bir kere zaten bizim ilk tanımını yapmamız gereken şeyler gibi duruyor. Bir parantez açayım. Şimdiye kadar arkadaşlar temel akustik kavramlarının dalga teorisini öğrendiler. Sesin şeylerinin yansıma, onları gördüler. Yani temel bilgiler gördüler. Onları slaytlarla destekleyip alternatiflerini göstermiş olacaktı. Artı onun üzerine yani gürültü ve gürültünün etkileri üzerine bir şey gördüler. Şu anda temel akışık prensiplerine. Tamam. Şimdi burada bir kere bizim için ilk tanım ses ve gürültünün tanımını yapmak. En çok karıştırılan şey de bu zaten. Yani bu sektörde, yani biz özelde çalıştığımız için daha net görüyoruz bunu. Ses ve gürültünün bir özdeş kavram olarak algılanması gibi bir durum var. Ki bu doğru değil. Aslında ikisi hani tanım olarak farklılar. Farklılıkları nedir? Onlardan bahsederek başlayalım. Bir kere ses dediğimiz zaman ses fiziksel bir büyüklük. Yani fiziksel olarak ölçülebilen, algılanabilen bir büyüklük. Dolayısıyla bu fiziksel büyüklüğün de bir birimi olması gerekiyor. Sesin birimi nedir? Yani gerçek hayatta desibel değil. Birimi nedir? Yani gerçek fiziksel büyüklük cinsinden birimidir. Kuvvet. Bir basınç dedi. Evet. O da basıncına da geleceğim. Ne farkı var? Yani bizim ölçtüğümüz şeyin gerçek basınçtan ne farkı var? Bir kere şey, ses bir basınç cinsinden. Yani bir basınç. Ve bunun ses olabilmesi için, yani basınç dalgalanması diyelim biz buna. Bu basınç dalgalanmasının ses olarak algılanabilmesi için bir şeye daha ihtiyacımız var. O da bizim kulağımızın duyabiliyor olması. Yani ses için en kritik iki kavram. Bir, ses basınç, bir basınç değişikliğidir. Dolayısıyla basınçtır. Ve ölçülebilir bir şeydir. Buradan şu da çıkıyor tabii. Ölçülebilir bir şey olduğu için objektif veya nesnel olduğunu da söyleyebiliriz. Yani ben bu odadaki ses seviyesini ben konuşurken ölçtüğüm zaman başka biri de ölçtüğünde aynı değerin veya çok yakın bir değeri görüyor olması gerekiyor. Dolayısıyla birbirine göre ya da cihazdan cihaza veya kişiden kişiye değişen bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani 55 desibel A dediğiniz zaman o 55 desibel A'dır. Nasıl olursa olsun. Dolayısıyla en önemli kavram ses için objektif bir büyüklük olduğu ve nesnel olduğu. Ama gürültü daha subjektif bir şey. Daha demeyeyim, subjektif bir şey aslında. Yani tanımı itibariyle. Yani çok çok kabaca bir tabir yaparsak hani istenmeyen seslere gürültü diyoruz diyelim. Şey olarak. Peki şimdi gürültü dediğimiz zaman tabii şunu düşünmek lazım. İnsan gürültü dendiği zaman ilk aklına gelen şey sesin yüksek olması gibi algılanır değil mi? Yani, genelde gürültü dediğimiz şey öyle düşünürüz. Yani yüksek ses. Doğru. Yani hani şu slayda baktığımız zaman mesela hani şunun gürültü olmadığını düşünen herhalde kimse yoktur. Yani herkes için gürültü olarak tanımlanabilecek bir şey. Neden? Çünkü ses seviyesi çok yüksek. Yani insan kulağını ciddi şekilde rahatsız ediyor. Doğrudur. Bir çim biçme makinesi de benzer şekilde. Çünkü bunun ses seviyesi oldukça yüksek. Hani uçak kalkışından rahatsız olmayacak insan da zannetmiyorum olsun. Yani bunlar gerçekten seviyeleri yüksek ve herkes tarafından kabul görecek şeyler. Gürültü tanımına girecek şeyler. Ama bir de işin başka boyutları var. Mesela yani müzik mesela bir rock konserine gittiniz diyelim. Rock konserine gittiğiniz zaman beklediğiniz ses seviyesi nedir? Bir tahmininiz var mı? Yani kaç desibeldir oradaki ortam gürültüsü? 60. Yani şöyle söyleyeyim. Şundan çok farklı değildir. Yani hele ki kapalı bir alandaysanız yani 110 desibelleri rahat görürsünüz. Daha üstüne de çıkabilir. Yani dolayısıyla oldukça yüksek bir seviyeden bahsediyoruz. Fakat bu herkes için gürültü olarak algılanmıyor. Yani dolayısıyla hani sadece seviyenin yüksek olması onun gürültü olması anlamına gelmez. Bir başka örnek, mesela bir musluk damlaması. Gece yatıyorsunuz yatağınızda. Pıt pıt
ses duyuyorsunuz sürekli. Şimdi bu gürültü değil mi? Yani değil mi? Bizi rahatsız eden bir şey. Eğer tanım buysa gürültü bu. Ama seviyesine bakın. Kaç desibel? Yani 40 desibel okuyorsunuzdur veya okumuyorsunuz. Veya çok daha tipik bir örnek. Buzdolaplarımızın kompresörleri. Gündüz duymazsınız onun sesini hiç ortasında ama gece yattığınız zaman kompresörün devreye girip çıktığını duyarsınız. Veya karşı komşunuzun penceresinden dışarı sallanan klimanın dış ünitesi. Yani gündüz duyar mısınız o sesi? Duymuyorsunuz. Ama gece vının sesi sürekli kulağınızın içinde değil mi? Ölçtüğünüz zaman bunlar 40-50 desibelleri geçmeyecek büyüklükler. Ama sonuçta gürültü. Dolayısıyla gürültü biraz seviyeye bağlı, insanın o anki ruh haline bağlı, günün dilimine bağlı. Mesela gece olduğu zaman değil mi? Rahatsız oluyoruz o klimada. Dolayısıyla örnek verebiliriz. Bizim evimizde evimizin karşısında her yerde insanın motosiklet şeyi var. Hepsi sesine bayılıyorlar ama ben, biz değil. Harley Davidson sesi patentli bu arada. Şimdi birazdan bahsedeceğim. Öyle bir şey de var. Böyle bazı sesler özel. Dolayısıyla gürültü daha subjektif bir şey. Yani kişiden kişiye değişen bir şey. İlerleyen bölümlerde anlatacağım. Tabii bu şu demek değil. Yani sonuçta herkesin sonsuza dek, yani istediği kadar ses çıkarma hakkı da yok yani. Dolayısıyla bunun bir sınırlandırılması söz konusu. Bu sınırlandırma işinde işte Çevre Bakanlığı'nın bir yönetmeliği var. Az da olsa ona da değineceğim. Dolayısıyla herkes için gürültü kabul edilmesi gereken kriterler diyebiliriz buna. Hani siz isterseniz yüksek sesli müzik dinlemekten hoşlanın ama bunu belli bir yere kadar yapabiliyorsunuz evde. Yani daha fazla olduğu zaman belediyeden zabıtalar gelip size ceza kesebiliyorlar. Dolayısıyla bir kontrol yönetmeliğimiz de var bunlara karşılık. Şimdi sesin biz genelde ses dediğimiz zaman sadece ses olarak düşünmüyoruz onu. Ses ve titreşim bir bütün aslında. Yani ikisi birlikte gidiyor genellikle. Tek başına pek şey değil. Çünkü kaynağı titreşimler. Yani şu anda sizin duyduğunuz şey benim sesim ama benim sesim nasıl size benim sesim nasıl oluşup da size kadar iletiliyor? Ben konuşurken ses telleri titreşiyor aslında. Yani bir titreşim hareketi var. Bu titreşim hareketi kendi etrafındaki hava parçacıklarını hareket ettiriyor. Yani ya da bir makina çalışırken, bir makinenin sesini duyuyorsunuz, zımbır zımbır titreyen bir makine. Bu makinenin sesi size nasıl iletiliyor? Çünkü sizin göremeyeceğiniz boyutta mikron mertebesinde bir hareket yapıyor o cisim. Ve bu cisim bu hareketi yaptığı zaman etrafındaki hava partikülleriyle iletişime geçiyor. Ve bu hava parçacıkları birbirlerine hepsi birbirine ileterek bu hareketi sizin kulağınıza kadar gelmesini sağlıyor. Dolayısıyla ortamdaki basınç yani ilk titreşimin oluştuğu anda şu noktadaki basınç bunun ittirmesi sebebiyle yükseliyor. Sonra bu parça geriye gittiği için buna harmonik hareket diyoruz. Gidip gelme hareketi yapıyor. Gidip geldiği için sürekli bir artış azalış, artış azalış şeklinde oluşuyor. Dolayısıyla bir ortamdaki basıncın değişiminden bahsedebiliriz burada. Şimdi mesela hareketin kendi biçimine bakacak olursak şurada ilerleyen bir şey var değil mi? Yani bir hareket var. Fakat çok dikkatli bakarsanız aslında parçacıklar ilerlemiyor. Parçacıklar sadece belli bir nokta etrafında gidip geliyorlar. Fakat bu iletme hareketini kendinden sonraki parçacıklara iletiyorlar. Dolayısıyla iletilen şey aslında hareketin kendisi. Yani bunu bir ışık gibi düşünmeyin. Yani böyle belli bir hızla ilerleyen bir parçacık yok ortalıkta. Sadece bir parçadan, bir partikülden öbür partikülü iletilen bir hareket var. Yani ben bunu hareket ettiriyorum. Sonra bu yeni eski yerine geliyor. O eski yere gidiyor. Sonra bu tekrar bunu hareket ettiriyor. Ve bu şekilde birbirine harekete geçiren partiküller söz konusu. Şöyle çok dikkatli bakarsanız bu parçacıklar olduğu yerde şu hareketi yapıyorlar. Yani iletilen şey hareketin kendisi. Dolayısıyla bir ortama ihtiyacınız var. Yani sesin iletilebilmesi için bir ortam lazım. Bu hava da olabilir, su da olabilir, katı da olabilir. Ama bir ortama, yani partikül hareketi yaptığı için bir ortama ihtiyaç var. Yani uzayda ses yoktur mesela. Yani burada buna gelebiliriz. Dolayısıyla ve bu iletim de maddeden maddeye farklılık gösteriyor. Yani havadaki sesin iletim hızı farklı, katıda farklı, suda farklı.
basınçtır dedik. Doğrudur. Fakat bu basıncın günlük hava raporlarında karşımıza çıkan basınçtan farkı nedir? Yani bir de ondan da kısaca bahsedelim. Her bir hava raporunda bin bilmem kaç milibar veya bilmem kaç kilo paskal diye genelde bar cinsinden şey yaparlar. Nasıl? Sizin bilim olarak basıncı çok küçük olabilir mi? Evet. Doğru. Şöyle küçük ama. Şimdi şöyle düşünün. Ortamda zaten bir hava basıncı var. Bu hava raporlarında anlatılan basınç dedikleri şey o aslında. Yani ortamdaki hava basıncı. Şu an bu odada belli bir hava basıncı var. İşte bilmem kaç milibar. Ben konuştuğum zaman ne oluyor? Ben konuştuğum zaman bu ortamdaki hava basıncının üzerinde bir değişiklik yapıyoruz. Ya da şöyle düşünün. Bir su kabımız olsun. İçinde su var. İşte derinliği de 1 metre olsun. Bu derinliği 1 metre olan su kabı bizim ortam basıncımız gibi düşünebilirsiniz. Yani ortamda var olan basınç. Bu 1 metre olur, 5 metre olur. Fakat ben o su kabının içine elimi soktuğum zaman ne yapıyorum? Onun üzerinde dalgacıklar oluşturuyorum değil mi? Daha küçük dalgacıklar. İşte ses dediğimiz şey, yani ses de ona karşılık gelen kısım. Yani şuradaki şeyin tabağının büyüklüğü değil de onun sadece üzerinde değişen şu kısma ses diyoruz. Ve bizim ölçtüğümüz şey, yani elimizdeki mikrofonla ölçtüğümüz şey de şurası değil. Yani sıfırdan buraya kadar olan değer değil. Şuradan şuraya kadar olan değer. O yüzden de hava basıncı 100 küsür kilo paskallardayken bizim ölçtüğümüz basınç değerleri genelde 1 paskal, 10 paskal gibi daha makul ya da çok daha küçük değerler oluyor. Ha, bunlar çok yükselmiyor mu? Evet, yükselebiliyorlar ama hani örneğin bir jet motoru testi sırasında bu hava basıncı, bir kere o testte bulunduğum için söyleyebilirim, bu hava basıncı dediğiniz şey sizi ittirecek kadar kuvvetli olabiliyor. Yani bayağı sizi ittiriyor yani. Karşınızda bir jet motoru çalıştığınız zaman ki belli bir mesafedesiniz, öyle çok yakında da değilsiniz, sizi ittirecek kadar bir basınç oluşturabiliyor. Ama normal günlük hayatımızda karşımıza çıkan basınç değerleri şuradaki gibi aslında oldukça küçük değerler. Yani birkaç paskal mertebesindeki değerler. Evet, şimdi de meşhur desibel kavramına geldik. Ses basınçtır dedik. Paskal cinsinden normalde ölçülen bir büyüklüktür dedik. Ama günlük hayatımızda hiçbir yerde, neredeyse hiçbir yerde paskal olarak karşımıza çıkan bir şey değil. Her yerde desibel olarak ifade ediliyor. Şimdi peki bu desibel nedir? Ve niye kullanıyoruz desibel skalasını? Onu bir tanımını yapalım. Bir kere desibel aslında hani genel düşünülenin aksine sadece akustiğe özgü bir şey değil. Desibel pek çok alanda kullanılabilen bir büyüklük. Örneğin ben elektronik kökenliyim aslında. Yani elektromanyetikte de desibel kullanılıyor veya elektrikte de desibel kavramı kullanılıyor. Desibel demek aslında bir büyüklüğün, bunun adına P diyeyim, X diyeyim, bir büyüklüğün başka bir büyüklüğe, bir referans büyüklüğe, yani değişmeyen bir büyüklüğe bölünmesinin 10 tabanında logaritmasının 20 katıdır. Tanım bu. Hani bunu kilonuz için yaparsanız kilonuzu desibel olarak ifade etmiş olursunuz. Boyunuz için yaparsanız boyunuzu desibel olarak ifade edersiniz. Veya bizim yaptığımız gibi elektronikte hani elektriği, voltajı mesela desibel olarak ifade edebilirsiniz. Gücü desibel olarak ifade edebilirsiniz. Mesela öğleden sonra göreceğiz, buraya bir amfi getireceğiz. Amfinin üzerindeki değerler ne cinsinden? Desibel yazıyor değil mi? 0, eksi 6, eksi 9 yazıyor. Yani dolayısıyla sadece akustiğe özgü bir büyüklük değil ama akustikle çok fazla özdeşleştiği için artık herkes desibel deyince ilk aklına gelen şey ses oluyor. Peki burada, şimdi şu formüle bakalım. Şurada P ve P0, D2 büyüklükten bahsettik. P0 dediğimiz şey akustikte sabit. Çünkü bunun size zaten veriliyor olması gerekir. Öbür türlü şöyle düşünün. Ben size buradaki ses seviyesi 60 desibeldir dedim. Şimdi siz dönüp basıncı hesaplamak isteyeceksiniz mesela. Fakat iki tane bilinmeyeniniz olacak. İki bilinmeyenle bir şeyi hesaplayamayız değil mi? Birinin bize, bunlardan bir tanesinin bize verilmiş olması gerekir. Ve akustikte şu bilinen bir büyüklük. Yani şurada P0 dediğimiz şey sabittir ve o da 20 mikropaskaldır. 20 çarpı 10 üzeri eksi 6 paskal. Yani 20 mikropaskal.
Dolayısıyla genelde eğer düzgün bir şey veriyorsanız, rapor veriyorsanız, o raporlarda genellikle şurada desimal yazarlar, yanında da parantez içinde R 2.3 üst üste 20 mikropascal yazarlar. Yani ben burada desibel oranını kullandım ve bunun da referansı 20 mikropascaldır diye yazarlar ki siz şunu yerine koyup şunu da biliyorsanız gerçek basınç değerini hesaplayabilin diye. Bu basınç için farklı, işte güç için farklı, ses şiddeti için farklı, yani farklı birimler, hatta su altı akustiğinde referans farklı. Dolayısıyla bunun genellikle verilmesi lazım. Ama hava, yani bizim bildiğimiz anlamdaki akustikten bahsediyorsak, bunu herkesin bildiği varsayılarak bazen bu değer parantez içinde yazılmayabiliyor. Ama bir referansın genellikle verilmesi gerekir şeylerde. Evet. Yani çok bilinen bir şey olduğu için. Peki neden 20 mikropascal referans olarak alınmış? Yani ne gibi bir özelliği var dersek? 20 mikropascal'ın esprisi şu. 20 mikropascal ortalama bir erişkinin, yani ortalama bir insanın kulağının 1 kHz'de duymaya başladığı nokta. Yani sizi bir teste tabi tutsalar, kulağınıza bir kulaklık taksalar, işte bu audiometrik testler diyoruz bunlara. Kulağınıza kulaklık taksalar, sonra bir şeyden 1 kHz ton verseler bir cihazdan ve onun sesini 20 mikropaskala düşürseler oradaki basıncı ve yavaş yavaş arttırsalar. Siz 20 mikropaskala geldiğinde ben duymaya başladım dersiniz genellikle. Tabii bu belli yaşlarda olur. Belli bir yaştan sonra o biraz yukarıya doğru kayar. Ama ortalama bir insan için genelde 20 mikropaskal olur. Öyle olunca ne oluyor? 20 mikropaskal bir nevi insanın duyma eşiği oluyor. Yani duymaya başladığımız noktayı duyma eşiği diyebiliriz. Burası bizim duyma eşiğimiz. Peki bunu formüle koyarsak buradan ne gibi bir sonuç çıkar? Ona bakalım. Şimdi şuraya 20 mikropaskal yazdık. P'yi de 20 mikropaskal yazarsak, yani bizim duyma eşiğimiz kaç desibele karşılık geliyor acaba dersek, ne olur? 20 mikropaskal bölü 20 mikropaskal ne yapar? 1. 1'in logaritması nedir? 0. Yani duyma eşiğinizi, insanın duyma eşiğini 0 desibele eşitlemiş olduk. Yani aslında güzel bir şey yapmış olduk. Daha anlaşılabilir, daha kullanılır bir hale getirdik. 0 desibel insanın duyma eşiğidir. Buradan ikinci bir soru sorayım o zaman size. Peki eksi desibel olur mu? Formül bu. Olur. Kim olur dedi, kim olmaz dedi. Çıkış kaynağı 0, 6 üstü gibi. Evet. Olur. Ya yani neden olur? Matematik gereği olur. Şöyle. Şimdi şuradaki değer, P değeri, P sıfırdan küçük olursa ne oluyor? 1 bölü bir şey oluyor bu. O da 10 üzeri eksili bir terim olarak yazılabilir. Onu da logaritmanın dışına çıkardığınız zaman bunu da dışarı çıkardığınız zaman eksi çıkar. Ha bunlar hani pratik hayatta karşınıza çıkabilecek şeyler şöyle ki, cihazın üzerinde öyle daha sonra getireceğiz. Eksi desibel görebilirsiniz. Yani çok sessizlik olduğunda belli frekanslarda değerler eksi desibele düşebilir. Örneğin 20 kHz civarında burada hiç ses olmayabilir. Şimdi eksi desibel negatif ses anlamında değil. Sadece bizim bir referansımız var. Yani bir referans çizdik. Bu referansında ne dedik? Bizim duyma eşiğimiz. Bu duyma eşiğinin altına düştüğü zaman ortamdaki basınç değeri desibel eksi oluyor. Bunun üstüne çıktığı zaman artı oluyor. Peki buradan nasıl bir dönüşüme geçmiş olduk? 0 desibelden 50 bin desibel, mesela 140 desibele kadarlık bir ölçüm aralığımız oldu. Normalde bir insanın duyabileceği basınç değerleri işte 100 paskallar falan mertebesinde. Tabii bunu pratikte baktığınız zaman şu dönüşüm, mesela bir değeri, bir büyüklüğü 0 ile 140 arasında bir sayıyla ifade etmek 10 üzeri eksi 6'dan 10 üzeri 3'e giden bir parametreyi ifade etmekten daha kolay ve daha pratik. Yani dolayısıyla desibeli kullanmak açısından bir sebep daha bu şey olarak. Bunlara bir şey daha ekleyebiliriz. Bilmiyorum derste anlatmışsınızdır herhalde ama insan kulağının algılaması da logaritmik. Yani kulak da artışlara duyarlı, kat artışlara duyarlı. Yani şöyle bir örnek düşünelim. Burada hoparlörümüz var, hoparlörü açtık diyelim. Hoparlörü ben bir birim açtım. Sonra size dinlettim, bu bir birimdir dedim. Sonra sesi iki birime çıkardım. İki birim
yaptım ses seviyesini. Sonra dedim ki size bu iki kat artıştır. Ya da iki kat demeyeyim de bir birimlik bir artıştır dedim. Sonra ben bu ikiyi üç yaptığım zaman siz onu bir birim artış gibi algılamıyorsunuz. Yani siz ikiyi dört yaptığım zaman diyeyim iki kadar bir artış varmış gibi algılıyorsunuz. Yani kulağın algılaması katlanarak giden bir artışa karşılık geliyor. Logaritmada öyle bir büyüklük olduğu için bunu karşılar nitelikte. Yani kulağın oradaki karakterisine yakın. O yüzden de yine desibel seçilmiş. Yani hani birileri durup da ya biz buna şöyle bir formül uyduralım. Bunu da böyle kullanalım gibisinden değil. Dolayısıyla hani dB'nin kullanılmasının çeşitli sebepleri var. Bunlar birkaç tanesi. Belki yeri geldikçe şey yaparız. Peki. Logaritmik algoritmini anlatmıştım ama sanırım daha şeyleri anlamadım değil mi? Tuvalet, polis, monitorları şeyleri yok. Akşam anlatmıştım. Ya onu öğleden sonra duyacaklar zaten. White noise nedir? Sesin kabaca bileşenlerini ayırırsak nedir? Yani sesi tanımlayan şeyler nedir bizim için? Bunlardan bir tanesi sesin frekansı. Bir tanesi şiddeti, yani gücü diyelim ya da ondan. Bir tanesi de tınısı. Bunlarla ayırt ediyoruz biz. Yani sesi başka bir sesten, yani benim konuşmamı sizin konuşmanızdan veya bir müzik notasını, bir enstrümanı başka bir enstrümandan veya işte bir elektrik motorunu, hatta daha da spesifik bir örnek vereyim. İşte Harley Davidson'ı Yamaha'dan ayırt etmemizi sağlayan şeyler kabaca bunlar. Bunların her birine kısaca bir bakalım. Bunlardan bir tanesi frekans dedik. Frekans nedir dersek, frekans birim zamandaki tekrar sayısı. Bu kadar basit tanımlar. Yani birim zamanda ne kaç defa tekrar ediyorsa bir olay. Çünkü demin sesin oluşumunu anlatırken ne demiştim? Bir titreşim hareketi yapan, yani bir harmonik hareket yapan bir yüzey vardı değil mi? Şöyle şu şekilde gidip geliyordu. Dolayısıyla gidip gelen bir molekül düşünelim ya da partikül düşünelim. Bunun bu gidip gelme şeyine, sıklığına frekans diyoruz. Birim zamanda çünkü bu noktadan başlıyor, buraya kadar gidiyor, sonra tekrar eski yerine geri dönüyor. Yani şu hareketi yapıyor sürekli. Dolayısıyla bunun bir tekrar sayısı var. Eğer siz birim zamanı saniye olarak alırsanız bulduğunuz frekans birimine hertz diyoruz. Bu şeylerde de duyduğumuz işte radyo istasyonları bilmem kaç megahertz dedikleri şey var ya aynı şey. Yani orada da elektromanyetik dalgalardan bahsediyoruz ama prensip aynıdır. Yani elektromanyetik olarak da bir dalga ilerleme hareketi söz konusu. Orada da bin bilmem kaç megahertz'te hareket eden bir osilasyon var. Yani bir hareket var. Biz akustikte Allah'tan daha aşağılarda dolaşıyoruz. Yani bizim en fazla ilgilendiğimiz aralık 20 Hz ile 20 kHz aralığı. 20 Hz dediğim zaman neyi anlamanız lazım bu durumda? 20 Hz demek 1 saniyede 20 defa gidip gelen bir parçacıktan bahsediyorum. Hani canlandırma açısından. Sadece 20 defa gidip gelen bir şey. Bir de 20 kHz var. O da 20 bin defa yapıyor bu iş birim zamanı. Dolayısıyla her şey mikrosaniyeler ve milisaniyeler içinde oluyor. Bütün bunlar. Evet, demin de söylediğim gibi ortalama bir ilişkin için, yani ortalama bir insan için duyma aralığı dediğimiz şey, yani frekans olarak algılayabildiğimiz şey 20 Hz ile 20 kHz arası. Yani her şeyi de duymuyoruz, öyle diyelim. Yani buna başka bir bilim dalından örnek. Mesela aynı şey göz içinde var. Yani göz içinde yine bir şey söz konusu. Hani derler ya kızıl ötesi ve mor ötesi. Neden bunu söylüyorlar? Çünkü insan gözü kırmızıdan mora kadar olan tayfı görebilecek düzeyde. Bunun ötesini, yani mordan ötesini ve kırmızıdan ötesini insan gözü algılayamıyor. Algılayamadığı için de görmüyor diyoruz. Morun frekansı yüksektir, kırmızının frekansı düşüktür. Yani biri ultraviyole, biri infrared diye geçer. Aynı mantık seste de var. Yani insan kulağı yine bir optimizasyon söz konusu orada da. Hani gözde her şeyi görmediğimiz gibi kulakla da her şeyi duymuyoruz. 20 Hz'in altında, yani osilasyonları 1 saniyede 20'nin altında olan şeyleri kulak ayırt edemiyor. Veya 20 kHz'in üzerinde olan bir şeyi de algılıyor. Yani onu takip edemeyecek bir yapısı var. O yapısına girmeyeceğim ama öyle bir yapısı yok. Peki bu frekansı nasıl...
Evet, insan için geçerli. Yani bu canlıdan canlıya değişir. Mesela en tipik örnek işte köpek düdüğü dediğimiz şey. Köpeği olan veya köpek düdüğü kullanan var mı? Yok. mesela her canlının farklı bir duyma karakteristiği var. Köpek düdüğü buna çok tipik bir örnek. Onun duyduğu fakat sizin duymadığınız frekansta çalışan bir şeyden bahsediyoruz. Yani siz üflediğiniz zaman duymuyorsunuz ama o duyuyor. Çünkü onun duyma frekans aralığı sizinkinden daha farklı bir yerde. Yani o 20 kHz'in üzerini de duyabiliyor. Düşük frekanslar, şimdi frekans dedik, yani birim zamandaki tekrar sayısı, düşük frekanslar, bunlara bas sesler diyoruz. Bir de yüksek frekanslar var, onlar da pis sesler. Yani müzikten hani örnek verecek olursak hani bir bas gitar veya işte kontrbas gibi enstrümanlardan duyduğum sesler daha bas, daha top sesler geliyor. Keman tarzı enstrümanlardan duyduğumuz veya bir gıcırtı şeklinde duyduğumuz şeyler, bunlar daha pis sesler. Yani frekansı çok daha yüksek olan sesler. Bir de dalga boyu var. Bundan bahsettiniz mi bilmiyorum ama bu çok fazla, özellikle yapı fiziğinde çok karşınıza çıkacak şeylerden biri. Yani her şey bununla ilgili. Bunun bir formülü var. Lambda eşittir C bölü F ama ben genelde şey örneğini veriyorum. Hani dalga boyunu açıklamak açısından. Bir havuz örneği vermiştim. Hatırlarsınız, yine havuz örneğine dönersek dalga boyu nedir dediğimizde havuzun içine parmağımı belli bir frekansta batırıp çıkardığımı düşünelim. Şu şekilde bir hareket yapıyorum. Ne oluyor? Belli bir su dalgası oluşuyor, değil mi? Ve bu ilerlemeye başlıyor havuzun içerisinde. Arkasından bir tane daha, bir tane daha. Yani ardışık olarak su dalgaları ilerliyorlar. Peki ben elimi daha çok, daha sık bir şekilde suyun içine sokarsam bu dalgaların arasındaki mesafe ne oluyor? Kısalıyor. Kısalıyor mu, uzuyor mu? Kısalıyor. Kısalıyor değil mi? Şimdi buradan şu analojiye geçebiliriz. Yani aklınızda öyle canlandırırsanız daha kolay kalır. Şu frekans değil mi? Birim zamandaki tekrar sayısı. Yani birim zamanda diyelim ki bir saniyede ben bunu 3 kere yaptım. Bunun frekansı daha düşük. 10 defa yaptım. Bunun frekansı daha yüksek. Ne oldu? Frekansı düşük olan sinyalin dalga boyu daha büyük oldu. Çünkü dalga boyu dediğimiz şey oluşan o iki tepenin arasındaki mesafe. Yani parçacık şeyini düşünecek olursak örneğini. Şimdi buradaki parçacık bir hareket yapıyor. Şuradan başladı. Şuraya geldi, buna iletti onu, sonra yerine döndü. Bu buraya dönene kadar bu dalga nereye gitti? Şuraya geldi, değil mi? İşte bu bizim bir dalga boyumuz. Yani su örneğinde düşünürsek gözümüzde daha rahat canlanır. Yüksek frekanslı seslerin dalga boyları daha küçük oluyor. Bas seslerin dalga boyları daha yüksek oluyor. Buna en şey örneklerden bir tanesi hani Boğaz kıyısında, ben İstanbul'dan geldim şimdi, o örneği verebilirim çok net. Karşı tarafta özellikle şu şeyler, müzik yayını yapan yerler, ses, oradan ses duyduğunuz zaman öbür yakada duyduğunuz şey nedir? Ya da bir arabadan birisi ses yayını yapıyor değil mi? Yaklaşıyor size doğru. Duyduğunuz ilk şey ne? Bas sesler. Bom bom bom. Ancak sizin yakınıza geldiği zaman müziği ayırt etmeye başlıyorsunuz. Bunun sebebi çünkü havada yüksek frekanslı sesler daha kolay yutuluyor. Havada böyle kolay yutulduğu gibi tabii mekanlara girerken de daha kolay yutuluyorlar. Dolayısıyla üst komşunuz da aynı şekilde bir müzik yayını yapıyorsa sizde, size doğru duyduğunuz şey onun kimin söylediğini pek anlamanız mümkün değil şarkıyı ama ritmi çok net bir şekilde duyarsınız. Yani bas sesler daha rahat geçer, pis sesler daha zor geçer. Çünkü aradaki o malzemenin kesiti yüksek frekansları kesecek kadardır. Çünkü onların dalga boyu daha küçük, bu kesitte sığabilecek düzeyde. Fakat düşük frekansları, mesela 100 Hz'in dalga boyu nedir dersen 3.4 metre. Yani 3.4 metrelik bir dalgayı sizin 30 cm'lik bir kesitle durdurma şansınız yok. Yani orada öyle bir şey yokmuş gibi tabii bir miktar
kesin ve yutum söz konusu olmasa orada öyle bir şey yokmuş gibi o yoluna devam etmeye devam eder. Yani bazen bize çünkü şey olarak geliyorlar, işte aşağıda müzik yayını yapılıyor, işte bar var bir şey var, buradaki sesi keser misiniz? Yani oradaki sesi ancak bir yere kadar kesebiliriz, o da fiziğin el verdiği ölçüde. Yani daha fazla bir şey yapma şansınız yok çünkü. Yani bir yere kadar, yani mucize yaratamıyorsunuz. Bunların tamamı işte bu dalga boyu ve yani fizik kanunlarıyla alakalı. Burada bir de C var. C de sesin hızı. Ona da şöyle, deminki analojiden şöyle örnek verelim. Ben bu hareketi yaparken su dalgaları oluştu, ilerliyorlar. Peki bu su dalgalarının ilerleme hızı değişiyor mu? Yani şunu yaparken veya şunu yaparken dalgaların ilerlemesinde bir değişiklik var mı hızlarında? Yok, değil mi? Sadece frekans ve aralarındaki mesafe değişiyor. Suda bir kere o dalga oluştuğu zaman belli bir hızla ilerliyor. Dolayısıyla ortam için, yani herhangi bir ortam için, bu hava için, su için vesaire sesin hızı sabittir. Yani şu değişmez bir büyüklük, şu sabit. Dolayısıyla siz, ve bu da 300, buraya yazdık mı bilmiyorum ama yazmamışız galiba. 344 metre bölü saniye bu da, hani kabul ettiğimiz değer. Bunu kullanarak şu ikisi arasında geçiş yapabilirsiniz. Yani deminki örnek gibi 100 Hz'in dalga boyu 344 bölü 100, 3.4 metre. Yine 1000 Hz'in mesela en tipik örnek, genelde akustikte referans olarak aldığımız büyüklük. 1000 Hz'in dalga boyu da 344 bölü 1000, 0.3 metre, yani 30 santim kadar. Bunu kesmek daha kolay. İkinci boyutu, yani sesle ilgili söyleyebileceğiniz ikinci bir boyut, seviye ya da şiddet, nasıl tarif edersek. birim alandan geçen akustik güce denir aslında şiddet. Ama hani kabaca hani yarattığı etki olarak düşündüğümüz zaman biz basıncı daha çok algılıyoruz, ses şiddetini değil. Ama hani bir şeyin yüksek şiddette mi, zayıf şiddette mi olduğunu ayırt edebilecek bir kulak mekanizmamız var. Peki bu ayırt edebildiğimiz seviye ne mertebede diye bakacak olursak şuraya. Bu da yaklaşık 0 desibelden, bakın 20 mikropaskaldır burası. Yaklaşık 0 desibelle 140 desibel aralığıdır. Yani bir ölçüm cihazı kullanıyorsanız veya bir desibel skalasından bahsediyorsak kullandığımız aralık budur. Sıfırın altını duymuyoruz. Hani daha önce verdiğim örnekteki gibi. 140'ın üzeri de artık hani sese basınç demiştik. Kulak zarının dayanamayacağı bir basınç seviyesi oluyor ki artık ondan sonra işitme kayıpları başlıyor. Yani kulak zarının yırtılması, zedelenmesi söz konusu. O yüzden 0'dan 140 desibel arası. İşte bakın bir müzik gürültüsü 110 desibelle de çıkabiliyor. Genelde dışarıda karşılaştığınız trafik gürültüsü henüz ölçmediler herhalde, değil mi? Yok, ölçmediler. Siz ölçmüyorsunuz. Yani 70-80 desibeller mertebesinde. Hayır. Bir konuşma veya bir ofis ortamı 60 desibeller mertebesindedir. Çok sessiz olduğunu düşündüğünüz bir şey bile, yatak odası bile yaklaşık 20 desibellerde. Yani sıfıra kadar inmiyor. Çünkü sıfır çok mutlak bir değer. Yani bir dağın başında filan hani çok sessiz, Himalayaların tepesinde falan belki duyabileceğiz bir değer. Yoksa normalde yani sıfır çok gördüğünüz bir değer değil. Bir de tını kısmı var. Şimdi iki enstrümanı düşünelim. Bir tanesi gitar olsun, bir tanesi keman olsun veya bir tanesi keman olsun, bir tanesi piyano. Şimdi bunların frekansı, çünkü bir müzik notalarının frekansları sabit. İlk la 440 Hz'de mesela. Ben 440 Hz'de piyanonun tuşuna da basıyorum. Kemana da aynı şekilde kemanı da çalıyorum. Hangisinin hangisi olduğunu ayırt etmemizi sağlayan şey sadece frekans değil dolayısıyla. Çünkü ikisi de aynı notaya basıyorlar. Seviye de değil. Başka bir şey daha var. Yani onların ikisini birbirinden ayırt edebilmemizi sağlayan bir şey daha var. Bu da harmonikler. Yani hiçbir ses tek başına o frekansta var olmaz. Yani bir piyano notasını şey yaparsak, hani bakarsak frekans dağılımına, onun her ne kadar biz 440 Hz'de olduğunu söylesek de bunun harmonikleri vardır. Yani katları. İkinci katı, üçüncü katı, dördüncü katı, beşinci katı ve bunların da bir bileşeni vardır. Yani kimisinin birinci, üçüncü, beşinci, yedinci harmonikleri yüksektir.
Kimisinin 1, 4, 6, 8, 9 yani farklı bileşimleri vardı. Farklı bir araya gelişleri vardı. Bunlar bizi bir şeyi başka bir şeyden ayırt etmemizi sağlayan şeyler. Buna da hani kabaca şunu diyoruz. Ariton dediğimiz şey sadece tek bir frekans çıkarabilen şeyler. Buna en tipik örnek hani televizyonlar kapandığı zaman eskiden vardı tabii şimdi artık pek yok da. Şimdi test sinyali olarak kullanıyorlar. Dın diye bir tek bir frekansta bir ton duyulur. O mesela gerçekten sadece o frekansta olan bir ton. Başka herhangi bir bileşeni yok. Ama herhangi bir enstrüman veya bir kişinin sesi olsun, bunlar hep harmonikler içerirler. Öğleden sonra belki cihazın üzerinde görebiliriz. İnsan duyma karakterine biraz bakalım. Buna biraz daha şey yapalım çünkü çok önemli aslında. İnsan duyma karakteristiği bir pencere gibi düşünebiliriz. Bu pencerenin altındaki ve üstündeki limitler seviye ile alakalı. Yani ne dedik? 0 desibelin altını zaten kulak işitmiyor. 140'ın üzerinde de kulak zarının dayanamayacağı bir mertebeye çıkıyor basınç değerleri. Dolayısıyla alt üst limitler bunlar. Bir de yanlarda limitler var. Bunlar da frekans dedik. Yani biz 20 Hz'in altını duymuyoruz. 20 kHz'in de üzerini duymuyoruz dedik. Dolayısıyla şöyle bir penceremiz var. Ama bu pencere de tek başına yeterli değil kulağı tarif edebilmek için. Yani kulak oldukça non-linear diyelim. Yani lineer davranışı olmayan bir yapı. Bunu simüle etmek de çok zor hani bir enstrüman bakış açısıyla. Şöyle ki, demin hani size 0 desibel için yaptığımız bir odiyometrik testten bahsetmiştim. Herhangi bir duyma probleminiz varsa bir odiyometrik test alıyorsunuz genelde. Kulağınıza bir kulaklık takıyorlar, sizi bir odaya sokuyorlar, sessiz bir odaya. Sonra belli bir tonu duymaya başladığınız zaman butona basmanızı istiyorlar. Şimdi böyle bir test yapıldığını düşünelim size. Ben size dedim ki 1 kHz'de insanın duyma eşiği 20 mikropaskaldır. Şimdi size aynı şekilde mesela 100 Hz'de bir sinyal göndersinler kulaklıklarınızdan diyelim ki. 100 Hz'de siz düğmeye bastığınızda oradaki basınç değerini okuduğunuz zaman Pascal cinsinden bu değer 20 mikropascal olmuyor. Daha yüksek bir değer oluyor. Yani şuradaki gibi. Bakın şurası, burası desibel ama burayı basınç gibi de düşünebilirsiniz. 100 Hz'de insanın duymaya başladığı seviye 20 mikropascal'dan daha yukarıda. Ve daha enteresanı 3 kHz civarında yani 2,5-4 kHz aralığında 20 mikropaskaldan daha aşağıda. Yani insanın duyma karakteristiği de böyle dümdüz değil. Bas sesleri daha zor duyuyoruz. Yani ortamda daha çok basınç dalgalanması olması lazım ki ben onu duyabileyim. Belli bir aralıktaki sese de çok duyarlı insan kulağı. 2 kHz'de, 4 kHz'de. Orada çok daha hassas çalışıyor ve çok daha zayıf sesleri duyabiliyor. 20 mikropaskalın altındaki bir şeyi bile duyabiliyor. Sonra bu değer tekrar yükseliyor. Yani 20 kHz üstüne çıktığı zaman insanın gene o sesi duyabilmesi için basıncın yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla dümdüz bir çizgi gibi duymuyoruz biz. Fakat ne oluyor? Öbür taraftan biz sahada ölçüm yaparken bir mikrofon kullanıyoruz. Bir ölçüm cihazı kullanıyoruz. Öğleden sonra getireceğiz buraya. O ölçüm cihazının üzerinde mikrofon dediğimiz bir şey var. Bir algılayıcı var. Bu algılayıcının karakteristiği ise hiç böyle değil. Yani o dümdüz. Yani her şeyi eşit duyuyor. 1 kHz'deki 20 Pascal'la 20 mikropaskalla 100 Hz'deki 20 mikropaskalı eşit kuvvetliymiş gibi duyuyor. Halbuki insan kulağı öyle değil. O yüzden bizim cihazlar üzerinde yaptığımız bir işlem var. Cihazın ölçtüğü standart değerleri yani mikrofonun algıladığı değerleri filtre dediğimiz bir şeyden geçiriyoruz. Filtre dediğimiz şey, yani frekans filtresi dediğimiz şey aslında belli frekansları daha çok geçiren, belli frekansları daha az geçiren bir elektroniksel devre. Bunu yapmamızın sebebi tamamen insan kulağının şu karakteristiğine karşılık gelmesi. Bunu şöyle düşünün, şurayı basınç gibi düşünün, Pascal cinsinden.
Şurası insan kulağının 40 desibel olarak algıladığı eğilim. Yani farklı frekanslarda biz insanların sesi dinlettiğimiz zaman bunu da 40 desibel gibi algılıyor, bunu da 40 desibel gibi, ama fiziksel büyüklüğe baktığınız zaman ölçtüğünüz değere birisi atıyorum 10 paskal, birisi 1 paskal. Dolayısıyla kulak çok nanlinear ve bunu bir şekilde bizim şeye çevirmemiz lazım. Cihazın ölçtüğü şeyi, yani mikrofonun algıladığı şeyi kulağın duyduğu şekle dönüştürmemiz lazım. Onun için de akustik filtreler kullanıyoruz. Öğleden sonra ölçüm cihazını ekrana vereceğiz, parametrelerini. O zaman göreceğiz ki cihazın üzerinde A, B, C, D, Z gibi çeşitli seçenekler olacak. Z dediğimiz lineer, yani mikrofona geldiği gibi ölçülen ses. A dediğimiz değer, insan kulağının 40 desibeldeki duyma eğrisi. Yani şuna karşılık gelen bir filtre kullanıyor. Şuna benzer bir filtre kullanıyor. C en çok kullanılanlarından bir tanesi. O da 70 desibele karşılık gelen eğri. Yani şuradaki eğri. Neden birden fazla filtre kullanıyoruz? Neden A, B, C, D var? O da tamamen yine kulağından lineer olmasıyla açıklanan bir durum. 40 desibeldeki eğriyle dikkat ederseniz 70 desibeldeki eğri de aynı değil. Yani insan kulağının duyması 40 desibelde farklı, 70 desibelde yine farklı. Yani seviye değiştikçe kulağın karakteristiği de buna paralel olarak değişiyor. Hocam, bunu çünkü anlatacak vaktim olmayacak olsun. Anlaşıldı mı? Anladınız mı? Evet hocam. Anlatabilecek birisi var mı? Merve'ye bir soru soracağım. O deminki filtrenin nedenini, neden o filtrenin kullanıldığı ve etkisini anlatabilecek birisi de var mı? İnsan kulağından dinle. Dolayısıyla bir daha dönelim. Çünkü bakın çok önemli. Cihazın algılamasıyla bizim algılamamız konusundaki fark. Şunu farklar herkesteki basınçlar basınçları kulak farklı algıladığı için biz de kulağa en yakın sonucu alabilmek için makinedeki değerler buluyoruz. Evet, yani cihaza eğer şey yaparsak o böyle algılayacak. Değil mi? Yani şeyi yani bir paskal geldiği zaman bir paskala karşılık gelen bir değeri yazacak. Halbuki kulak onu frekansa bağlı olarak farklı geldiği demiş gibi. Yani o sanki varmış gibi gösterecek ama kulak onu duymayacak. Çünkü kulak onu böyle algılayacak. Cihaz böyle algılayacak. Onun için gelmesini azaltıyoruz ki bizim algıladığımız şekilde cihaz algılayacak. Anlaşıldı değil mi? Bunu örneğini de bunu çünkü anlatmadım ama bunu örneğini de yaparız. Öğleden sonra cihazı kuracağız, ekranı da vereceğimiz için yani ortam gürültüsü bir mikrofonu duyduğu şekilde bir de kulağın aldığı bir şekilde değiştireceğim. Aradaki farkı daha net görebilirsiniz burada. Bu grubun son başlığı mimari akustik. Yani mimari akustik tanım olarak bakarsak biraz geniş bir tanım. Belli bir işlevi yerine getirmek için oluşturulan hacimler için gerekli akustik konforun sağlanması. Yani şimdi önce bir hacimimiz var ve bu hacimde belli bir işlevi yerine getirmek istiyoruz. Bu nedir? Hani burası bir auditoriumsa bir konuşmanın anlaşılabilirliğinin olması lazım, değil mi? Veya burası bir konser salonuysa burada seslerin karışmadan piyanodan çıktığı gibi size net bir şekilde ulaşması gerekir. Gibi. Yani bu mekanın bir işlevi var ve ben bu işleve uygun olarak o hacmi tasarlamam gerekiyor. Kabaca hani şey bu. Buradaki bu iş için gerekli akustik konforu, hani akustik konfor diye genel olarak özetledim. Yani orada ne için orada bulunuyorsanız, yani şu anda dinleme amaçlı oradaysanız sizin beni net bir şekilde duyabiliyor olmanız lazım. Buradaki akustik konfordan kastedilen odur. Dolayısıyla sizin bunu ulaşabilmeniz için bu mekanda yapılması gereken akustik düzenlemeler bütünü diyelim buna. Bu mimari akustik. Şimdi burada yapılabilecek iki tür çalışma var. Yani bu dediğim konforu sağlamanın iki yöntemi var. Bir tanesi bina akustiği diye geçiyor. Bir tanesi hacim akustiği diye geçiyor. Bina akustiği dediğimiz şey burada var olan gürültünün azaltılmasıyla ilgili olan kısma. Yani daha çok gürültü kontrolüyle ilgilenen kısmına biz bina akustiği diyoruz. Ve genelde de amacı, birazdan daha detayına gireceğim ama
Orada göreceksiniz gürültüyü azaltmak veya gürültünün seviyesini sınıflandırmak için kullanılan bir takım ölçümlerdir. Hacim akustiği ise biraz daha farklı. Yani deminki örneğe dönecek olursak, yani benim konuşmamın size konforlu bir şekilde ulaşması için burada farklı şeyler yapılması lazım. Bir, bu ortamın zaten belli bir gürültü seviyesinin altında olması lazım ki, değil mi, benim sesimi duyabilirsiniz. Yani yan tarafta çalışan bir jeneratör varsa benim sesimin size ulaşması, siz istediğiniz kadar buraya yutucularla, şunlarla, bunlarla doldurun, sizin anlayabilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bir gürültü kontrolü işi var işin. Yani bu duvarların vesairenin yalıtımının arttırılması lazım. İki, bu mekan içinde yapılacak işler var. Yani işte buradaki çınlanım süresinin ayarlanması, yansımaların hesaplanması vesaire. Dolayısıyla bir de işin hacim akustiği kısmı var. Bu ikisi de bu şeyin mimari akustiği şeyine giriyorlar ve ikisinden de bahsedeceğiz. Bir de şey sunumum var, onu da yapayım. Ondan sonra isterseniz bir ara verelim. Ya da devam edelim. Şunu da göstereyim, ondan sonra...